Katran gibi çayı eline. He valla aldım. Canım keyfimden mi söylüyorum? Dokunuyor işte. Önce iki lokma bir şeyler yeseydin. Aman Cemile. Oduncu Yahya'nın şu alemde tek zevki kalmış. Almayı ver elinden canım. Aman iyi. Oduncu moduncu ama lafı kuvvetli yani. 70 yaşına gelip de bir baltaya sap olamayınca insanın diline vuruyor zahir. O nasıl söz öyle? Ne demekmiş balta, sap, map? Şunca yıl var ki ekmeğimizi çıkardın hamdolsun. Namerde muhtaç etmeden çevirdin evimizi. Daha ne? Sen öyle diyorsun. Ama ne bileyim canım. Şöyle keyif ettiremedim sana. Evi donatamadım. Üstünü, başını şöyle kostak tarafından düzemedim. Geç bunları Yahya Efendi, geç. Kahvaltı hazırlayayım ben, beraber yiyelim. Hadi. İyi, sonra da çıkarım ben. Rahat değilsen kalıverseydin bugün de. Yok yok, iyiyim ben. Biz Bahtiyar Efendi ile iki ihtiyar yavaş yavaş tıngır mıngır gideriz. peki, hadi bakalım. Uyuyor mu daha? Ha, geç yattı ya. Ne işi varsa böyle her Allah'ın günü. Aman ne var ne abi? Uyusun işte çocuk. Karga şeyini yemeden. Burası köy yeri Kezban Hanım. Burada erken kalkmazsan aç kalırsın, aç. Tamer aç kalacaksa ağa babasının ne hükmü kalır canım? Ne ağası ne beyi. Hangi devirde yaşıyoruz? İyi canım işte neyse. Abi, oğlan geleli 2 ay oldu olmadı. Yorgundur çocuk. Biraz serbest bırakıver. Canım serbest bırakmayıp da boynuna heybe mi asıyorum? Uzun uzun yatıyor işte adam. Kolay mı okulları bitirmek? Vallahi bunu nasıl okul bitirdiğinden pek emin değilim ya. Diploma yok, iş güç yok. Geldin mi geldim. Bitti mi bitti. Bilmiyorum artık. Aman sen de. Bir hoş oldun yani. Bilmem artık. Bu yarın öbür gün onca mülkün işin gücün başına nasıl geçer? Sana bana nasıl bir türbe yapar? Allah bilir. Bıkmadın mı canım? Allah Allah. Her Allah'ın günü gel, topla, götür, kes. Satacaksın da, 3 kuruş para alacaksın da. Gerçi sen de haklısın tabii. Olan sana oluyor tabii. Ne yapalım Bahtiyar Efendi? Seni yaratan seni böyle, beni böyle yaratmış. Yapacak bir şey yok vallahi. Adam, dur da şurada iyileşelim biraz.
Sonra başlarız. Şurada bir bardak çay olaydı Bahtiyar. Vallahi dünyaya değerdi be. Bildin mi? Sana da konuş konuş boş yani. Vicdanı olan şöyle lafa bir karşı gelir de iki çift sohbet edilir be. Nerede? Bahtiyar bu. Oğlum. Hı? Oturup adam gibi yesene. Yumurta falan yapayım sana. Ya da sucuk. Yok istemem. Hiç gözetmiyorsun bu ağzını. Nasıl gençsin sen? Daha ne iyiyim anne ya. Okulda böyle mi alıştın sen? Galiba. Baban nerelerde? Çıktı. O erken çıkar biliyorsun. Hı hı. Sana da bozuluyor biraz. Neden? Başına buyruk diyor. Erken kalkmıyor, boş geziyor falan diyor. İşine gelirse. Söylüyorum o kadar ama. Yaşlanıyor mu ne artık? Adam sırf dediğim dedik, çaldığım düdük. Ben çıkıyorum. Aa Tamer. Hı. Babanı boş ver. Pısırıktır o. Kapıya hayvan bağlasan aman hatırı kırılır mı diye 40 saat düşünür. O sağa solu konuyu komşuyu gözetiyor sözüm ona. Takma sen kafana. Keyfine bak. Takan kim ya? Ha? Mustafa. Buyur abi. Çıkalım biraz. Olur abi ama arabayı Nabi abi aldı. Boş ver ya, yürürüz. Buyur abi. Sen benden büyük değil misin? Bilmem. Öyle mi? Ulan ben birdeyken senin beşte ikinci senen değil miydi? He. Bana niye abi diyorsun öyleyse? Bilmem. Şey, hürmetten galiba. Hmm. Aferin, devam et böyle bakayım. Adam. Ben artık bunun neresini dikeyim de neresini giydireyim sana? Yahya ne yapsın canım işte. 4 tek odunu satacak da koca evi döndürecek. Vay anam vay. Cemile, sen dua et de başına bir hal gelmesin ahir ömrümde. Allah eksik etmesin başımdan ya Rabbi. Of of. İhtiyar. Bana mı dedin? Yok eşeğe dedim. Onun adı Bahtiyar. Kendisi senden daha muhteremdir. Ne? Senden daha adamdır dedim. Manyak mısın sen be? Ya sen nesin? Düz ovada sivri bela mısın? Kim lan bu herif? Allah'ın garip işte ha. Sen bırak cahilliğine ver. Kim dedim? Yahya. Oduncu Yahya. Sana uyuz oldum ben. Dur 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 dur. Ne istiyorsun benden çocuk? Acelem var galiba. Acelem yok. Ama boş vaktim de yok. Seni daha hızlı gönderelim o zaman. Ne yapıyorsun sen? Çekil be abi dur. Neden? İhtiyar Katır. Dilim tutmayı öğren. Anladın mı?
Ha! Ha! Delisin sen. Neden? Neden yapıyorsun böyle? Nefret ederim senin gibi böceklerden. Böcek! Hem de çok bilmiş böcek. Abi yapma. Uğraşma onun elin garibanıyla. Yahya, ne oldu sana? Ne oldu sana? Ne bileyim ya. Kaza mı desem, bela mı desem? Hayvan senden önce gelince telaşlandın birden. Yüzün, ay ellerin. Düştün mü sen Yahya? Hayır. Ya peki ne oldu? Dur şuraya çökelim ya. Hadi gel. Ah, ah, ah Yahya. Ah, ah. Gel. Sen otur. Ben de temiz bez getireyim sana. Ah ya ya. Anlat Eli, ne oldu? Ya ne bileyim. Gençten bir adam. İki kişilerdi. Ormandan dönüyordum. Hiç yoktan laf attı. Hakaret etti bana. Aa, kim peki? Tanımadın mı? Birini çıkardım az çok. Şu Nabi'nin çiftliğinde çalışan. Fatma'nın oğlu. Mustafa mı? Ha, evet o. O mu yaptı bunu? Yok, Allah var. O çocuk yapma etme dedi ama öteki yılan gibiydi her gele. Allah Allah, şu işe bak. Durduk yerde. Evet. İleri geri konuştu. İpi kesip odunları dağıttı. Tartakladı beni. Elime bastı. Eli kırılasıca. Yaşlılık zor zanaat Cemile. Elini ayağın tutmuyor işte. Genç olsaydım yapabilir miydi bunu velet? Yahya, kafana takma sakın. Geç içeri, üzerini değiştir, dinlen, azıcık istirahat et. Ben kim olduğunu soruşturur öğrenirim. Tamam. Geçiştirme. Sen şimdi kafana takarsın bunu. Hasta edersin kendini vallahi. Köpeklik parayla mı? Yapmış. Hadi. Bugün gelirsin dedim ama gelmedim. Nereye? Dükkana ya da çiftliğe. Hani bir ucundan tutarsın belki diye. Gelmedim işte. Çocuk bir yorgunluğunu atsın abi. Acelen ne? Sen de avukatısın ya. Atsın bakalım yorgunluğunu. 3 aydır ne yorgunluğuysa bu. Dükkanı falan yerini unuttuk sahi. Hatırlarsın zamanla. O yediğin yemeğin geldiği yer. Ekmek kapısı yani. Niye güldün oğlum? Ne geldi aklına? Bugün Mustafa ile dolanırken bir oduncu, yaşlı bir herif. gülme de anlat şunu. Bir üstüne gittim var ya, görmeliydin halini. Deme, kimmiş acaba? Bilmem, sarsak herifin biri işte. Bir eşek arkasında tıngır mıngır öyle.
Geçen yüzyıldan gelir gibiydi adam. Sen de onunla uğraştın değil mi? Eğlendik baba ya. Aa, yemiyor musun? Doydun mu sen? Siz yiyin. Biraz gülersiniz anaoğul. Ne demek o öyle kinayeli kinayeli? İkinizi de tanıyamıyorum. Tanıyamıyorum sizi. Aa. Oğlun ihtiyar bir oduncuya karşı işlediği haltı anlatıyor. Sen de anası olacak karşısına oturup sırıtıyorsun. Sığdıramadın şu çocuğu eve. Dert oldu sana değil mi? Bakma sen ona oğlum. Bir tuhaf oldu bu adam. Sen kendini göster oğlum. Pısırık olma bunun gibi. Ay o sabah olacak neredeyse. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Neden uyumuyorsun? Hiç. Yahya, hadi uyu artık. Kanıma dokunuyor Cemile, kanıma. Hala o meseleyi mi düşünüyorsun sen? Hay Allah. Düşünmeyeyim mi Cemile? Ben 30 ay askerlik yaptım. 2 kazandıysam birini verdim hükümete. Kimsenin tavuğuna karıştı, köpeğine hoş demedim. Türlü badireden geçtim. Tamam, 71 yaşına geldim. Kendi köyümde, kendi eşeğimi, keyfimce süremeyeceksem içine tüküreyim bu alemin, içine. İyi de. Ben bunun hesabını sorarım, sorarım. Yahya, bak. Kim ki ettiğini yanına kar sayar, yarın öbür gün bir daha azar. Ben bunun hesabını sorarım. Buyur Yahya dayı, ne bakmıştın? Evin sahibini çağır bana, ağanı. Bekerken dayı, sonra dükkanda filan görsen. Çağır dedim, diyeceğim var. Yahya dayı, bak dünkü meseleyle ilgiliyse. Evet, dünkü meseleyle ilgili. Tamam işte, bak o dilin sana zararı dokunur. İş büyür, etme, unutuver gitsin. Cahillik de geç. Geçmem. Etme dayı, iş büyür, zararı dokunur sana. Ne zararı be? Benim ipek yüklü kervanım mı var? He, çağır onu bana. Bak dayı. Çağır dedim. Ya sen hiç mi laftan anlamazsın dayım? İş büyümesin. Ne oluyor orada Mustafa? Aa Yahya amca, hoş geldin. İçeri gelsene, kahvaltı edelim. O ergele senin oğlun mu? Aa ne diyor bu be? Mustafa,
Çıkar şu kendini bilmezi dışarı. Dur be. Hayırdır Yahya amca? Ne oldu? Bana sorma. O ergeleye sor bunu. Bir de şu çocuğa. İkisi de bilir. Lakin... Lakin? Eğer oğlun köy meydanına gelip... Aha, kahvenin ailesinin önünde... Benden ricacı olup da af dilemezse... Allah jandarma kumandanından... Kaymakama kadar gideceğim. Yahya amca... Dahası var. Onlar da derse ki... Senin canının pahası yoktur. Bundan bir şey çıkmaz... O zaman gücüm neye yeterse bizzat yapacağım. Elimden geleni ardıma koymayacağım abi. Aa, dilinin zoruna bak be. Para mı sızdırmaya çalışıyorsun sen buna? Elinden geleni ardına koyma. O şapçalı yetiştiren de bu zahir. Nasıl da belli. Ben şimdi senin... Unutma abi efendi. Köy kahvesinde, meydanda, milletin içinde. Af dileyecek benden. Kalk hadi, kalk! Ne yapıyorsun abi? Ne oluyor ya? Kalk! Ne oluyor ya? Yahya amcaya ne yaptın söyle. Yahya amca da kim? Bak bilmiyor işte çocuk. Uyduruyor o bunak. Dün tartakladığın yaşlı oduncu. O mu? Ne olmuş ona? Elinin körü olmuş. Baba ne oluyoruz ya? Hemen bugün. Bugün gidip özür dileyeceksin ondan, tamam mı? Helallik alacaksın. Ama... Aması maması yok. Gideceksin. Yeter be, yeter. Ne diyor bu ya? Aman, sen bakma ona. Efendilik damarı tuttu. Adam süklüm püklüm gelince dayanamadı herhalde. Neyse canım. Sen şöyle bir uğra herife. Biraz gözünü korkut. Çeneni kapa de. Daha olmazsa sıkıştır avucuna 3-5 kuruş, kessin sesini. Boş ver. Hadi gel de kahvaltı hazırlayayım sana. Hadi yavrum. Sen canına mı sıkıldın? Peki susadım. Ne olacak? Çok alıngansın be. Yahya dayı, Tamer abiyle arayı bulmaya... Sus Mustafa! Memnun musun? Ne? Eşekten diyorum, memnun musun? Hem de nasıl? Niye? İyi mi çalışıyor? Yo. Eşektir filan ama... En azından yaşça büyüğe el kaldırmaz. Bana bak. Onu sucuk yapar sana yediririm. Anladın mı? Yahya. Ne oluyor? Ne oluyor? Yok bir şey yok. Anladın mı ihtiyar? Köy kahvesinde. Herkesin içinde af dileyeceksin benden. O zaman anlarım. Manyak lan bu. Al bakalım. Bu ne? Koparmayı başardın işte, al. Yok almam. Ya niye? Bu sana iki eşek alır be. Köy kahvesine geleceksin. Herkesin önünde af dileyeceksin benden. Büyütme sen bu kadar. İnsan başka neyi büyütür Cemile? Bu mesele değilse mesele nedir? Gittin mi Yahya amcaya? Nabi başlama gene. Gittin mi dedim. Gittim. Ee? Delinin teki. Tam çattık.
Özür diledin mi? Özür diledin mi dedim. Baba, bu kadar harcama beni ya. Peki o zaman. Peki. Bakalım. Tamer. Tamer. Kalk hadi kalk. Ne oldu ya? Kalk. Ne oldu? Baban delirmiş gibi. Ne yapıyor ki? Ne var ne yoksa çıkarıyor elden. Sabah erkenden gitti. Bir noter getirmiş. Dükkanlar, araziler, ne? Çiftlik. Hepsi gidiyor. Anne ne diyorsun sen? Kalk hadi kalk. Hadi. Çabuk ol. Baba ne yapıyorsun? Noter beyle işimiz var da biraz. Ne işiymiş bu? Aramızdaki mal paylaşımıyla ilgili. Sana ve annene ne ben yaşarken ne de öldüğümde zırnık yok anlayacağın. Ama... Ama neden? Ben gittikten sonra ardımda Şirazeden çıkmış bir dul ve azgın bir oğul bırakmak istemiyorum. Hepsi bu. Baba yalnız konuşsak biraz. Konuşacak hiçbir şey yok. O zavallı adamdan özür dilemedikçe ne benim kararım değişecek ne de bu kağıtlar yırtılacak. Anladın mı? Tamer. Hı? Şişt, gel buraya. Tamer gözünü seveyim ne diyorsa yap. Ya, bu deli mahveder hepimizi. Ama anne sen diyordun kes ki... Kes sesini. Git ne istiyorsa yap. Tamam mı? Birlik düzenlik bozuldu artık. Sağ olsun. Ben, Yahya amca ben komşuların huzurunda beni affetmeni diliyorum. Mahcubum. Hakkını helal et bana. Muhsin. Söyle dayı. Misafirlerimize çay ver. Baba, neden bu kadar? Israr ettim değil mi? Hı hı. Evet, neden? Yahya amca babamın, yani senin dedenin iyi dostuydu. Bir gün çok fena sıkışmış babam büyük kıtlıkta. Elde avuçta ne varsa batırmış. Bir tefeciye de borçlanmış. Yahya amcaya açmış durumu. Ve? Ve Yahya amca ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Tek varlığını, bir çift öküzünü satıp vermiş arkadaşına. Babam rahmetli hep anlatırdı bunu. Gözleri dolarak anardı onu. Onu bir kez bile oturarak karşıladığını hatırlamam.
O oduncu adam ha. Vay canına. Senin deden de kuru erik satardı oğlum. Ne var bunda? Ama her şeyden önce oğlum, eğer sen bir fukara oduncunun hakkını çiğnersen benim başım yerde olur. O zaman yediğimiz ekmeğin de anlamı kalmaz, içtiğimiz suyun da. Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.